Hayatı boyunca iyileşmeyecek diyor doktor. Annesi babası benim bizim evim olduğu komşularda bir kardeşim var. Mesela çok ilgincime gitmişti bundan 20 sene önce Ali abi komşumuz. Onun güzel bir evladı var Fatih. Çok Allah imtihan ediyor tabii engelli bir çocuk. Şimdi koca delikanlı oldu 20 küsür yaşında. Küçücüktü, büyüdü. Şimdi yük kaldırmak, indirmek, onu banyo ettirmek zor. İşte diyor ki ne bayramımız var hocam diyor, ne böyle birkaç gün öyle tatil, matil, bırak onları diyor. Birkaç gün diyor, bu çocuğun başından ayrılıp gidemiyoruz ya hanım ya ben durmak zorundayım. Bak o hayatı biz hiç düşünmedik öyle. Böyle bir hayat var. Şimdi o çocuğu Allah öyle yaptı mı? Yaptı. Allah yaptı. Peki o çocuğun eğer ahirette bir mükafatı olmayacaksa ahiret yoksa haksızlık değil mi? Benim elim ayağımı oynayacak, top oynayacağım, eğleneceğim, şarkı dinleyeceğim, türkü dinleyeceğim ama o çocuk hep engelli kalacak. <laughs> Allah adili mutlaktır. Allah'ın adaletinde hiç sapma yoktur. Dünyada eksik verdiğine ahirette fazla verecek şükrederse, Allah'a nankörlük etmezse, dünyada fakir olan bir insan sabretsin, zenginden 500 sene önce cennete girecek. Allah böyle adalet sahibi. Niye? Senin vardı, zekatını verdin, sadakanı verdin, iyi tamam da senin vardı da verdin. Bu adam yokken sabretti, yokken hırsızlık etmedi. Yokken affedersin namusunu kirletmedi. Yokken çalmadı. Yokken şu günahı işlemedi. Yokken namazını terk etmedi. Fakirken kulluk etti. Sen 500 sene önce cennete gir diyor ona. Gördün mü Allah'ın adaletini? Yani ahiret var. Akıl yoluyla da var. Ahireti görmedik, bakalım ne malum diyen kafir olur zaten. Allah korusun. Ahiretin varlığından şüphe eden kafir olur. Allah hepimizi korusun. Ama akıl olarak da böyle. Bu kadar zulümler olacak, bu kadar dünyaya bombalar atılacak, insanlar suçsuz yere ölecek, devlet politikalarıyla onlara kimse hesap soramayacak. Suriye'de 750 bin kişi ölmüş, kimse kimsenin hesabını soran var mı? Mahkemeden var mı? Şurada, yolda sana ufak bir mesela diyor ki kadına tacizde bulundu diyor. Mesela bir edepsizlik ediyor, hemen mahkemeye veriyorsun, hakim onu tutuyor, geliyor, 750 bin kişi öldürmüş, kimse onu hapsatmıyor. Gördün mü bak? Bir ülke kana dönmüş. Cezayir'de Fransızların öldürdüğü insanların sayısına bir bakın, 800 bin kişi. Kimseye hesap verdi mi? Yok. Ama Allah bunu bir gün sormazsa, ahirette her bir zulme uğrayanın her birinin hakkını sormazsa ahirette böyle bir şey yoksa haksızlık olmaz mı? Dolayısıyla Allah bunu dengeleyecek. Dünyada edenler ahirette bulacak. İyilik eden de kötülük eden de. Davut peygamber aleyhisselam efendimizin hayatı hikayesi bize derstir. Sen tutuyorsun asker anılarını anlatıyorsun. Beşiktaş'ın kaçırdığı gölü bir hafta konuşuyorsun. Fenerbahçe'nin offside'ını 10 gün konuşuyorsun. Televizyon televizyon tekrar tekrar çekimlerle nasıl düştüğünü, nasıl penaltı olduğunu konuşuyorsun. Bunlara bir şey demiyor. Emmim geliyor. Ya peygamberlerin hayatıyla milleti oyalıyorsunuz diyor. Vallahi bunlarda ibret var. Billahi bunlarda alan için nasihat var. Ben alırsam bana karı var, sen alırsan sana karı var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.